hep birbirine benziyor. Herkesin burnu burada. Kulakları aynı yerde. Gözleri, bıyıkları aynı yerde. Bir de benzemiyor. Arıyorsun beni Ahmet nerede? Benzemiyor. Benzememiz bir elden çıktığımızı gösterir. Var. Yaratıcımız bir. Bu burnu buraya kim koyduysa bütün burunları o koydu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kulaklar la ilahe illallah. Bir de dedim, benzemiyoruz. Eğer benzesek karışıklık olur. Herkes herkesin evine girer. Değil mi? Herkes birbirine benzerse karışıklık olur. Adamın evine dalar. Bir de benzemiyoruz dedim. Bu da dedim Allah'ın ehadiyetini gösteriyor. Ehad. Kul huvallahu ehad. Anlatıyorum çocuğa. Fakat bazıları doğrudan dinliyorlar. Sesi açtım biraz. Dedim ne demek, nasıl söylesene. Benzemek dedi vahidiyet, benzememek ehadiyet. Ezberledi çocuk. Neyse beni götürüyor. Dikkat dışarı çıktık. Dedim mesela kapıyı çaldım. Annen diyor ki kim o? Yapsam. Kapıyı açar mı? Açmaz. Herkes böyle. Herkes bir ses çıkar. İsterse Putin vursun, isterse Trump vursun. Bir ses çıkar. Ama kim o? Anne ben geldim. O ses kapıyı açar. Çünkü o ses sadece sende var. Dünyada başka kimse de yok. O ses aynı ses. Benzemez. Dedim bak bunu her yerde duyamazsın. Dikkat et. Bu güzel bir şey. Ondan sonra şey, çocuk indim şeyden, beni bıraktı. Beni bıraktı, dönüyor. Dedim neydi? Benzemek dedi vahidiyet, benzememek ehadiyet. Bir daha söyle, bir daha. Ben de coştum. Allah Allah! Sevincimden. Orada bir bayanla bir adam duruyorlardı. Onlar da coştular. Onlar da sanıyorlar. Tabii. Meselemiz bu. Duyurmak, ilan etmek. Ve maalel resul illel bela. Habibim sana ancak tebliğ vardır. Tebliğ. Tebliğatını yap. Bunu annem bunu geçenlerde Sabiha Gökçen havaalanında oturuyordum da uçağa vakit var. Anlatıyorum hocam birbirlerine. Karşıdan birisi böyle bakıyor ama bak merak var ya. Dinliyor İstimamış. Dinliyor böyle. Sonradan tabii uçağa bindik falan. Uçak artık inecek. O adam yanıma geldi. Kaçırmayayım şu an. Hocam dedi çok güzel bir şey anlatıyordun dedi. Tam kavrayamadım dedi. Onu bir de anlatır mısın? Çok memnun oldum. Bak dedim bu kadar insan hem benziyor hem de benzemiyor. Bu benziyor, bu benzemiyor. Böyle güzel şeyler bunlar. Şimdi Hasan abi bunu epeydir birkaç gündür çok bana bu tesir etti. Bu efendim ikinci bab. Ayetül Kübra ikinci bab. Berahin-i tevhidiyeye dairdir. Berahin bürhanlar demek. Şahit, şahitler. Şahit tekil, şahitler çoğul. Bürhan tekil, berahin çoğul. Demek bu şimdi Allah'ın birliğini gösteren delillerden bahsedecek bize. Gözlüğüm yok. Yok ne yapalım? Gözlerle tanıyorum. Hasan abinin var onu alın. Abi orada evde. Ramazan abi sen ver bakalım. Ben benim gözüm işiyor. Buradan okuyacağız böyle. İkinci bab. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ali ve sahbi ecmain. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta
fikren seyahat eden kendisi. Ve her şeyde Halık'ını arayan ve her yerde Rabbini ve her şeyde Halık'ını soran ve her yerde Rabbini arayan ve hakkal yakın derecesinde ilahını vücubu vücut noktasında bulan. Arayı bulmuş. Bulan diyor bak bulan. Dünya misafiri kendi aklına dedi ki gel vacib vücut Halık'ımızın vahdet burhanlarını temaşa için yine beraber bir seyahate gideceğiz. Vahdet burhanlar. Bir gün dershaneye bir kedi dadanmıştı. Geliyor ben seviyorum baktım mırr mırr yapıyor onun da bıyıkları burada. Vay ya dedim. Allah onun da bıyığını burada yaratmış. Baktım kaş. İki tane kıl burada yukarıda. İki tane kıl yan yana. Onlar da kaç. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Şuraya bak. O kıl orada olmasa bak, sinek sinek kanadından semavat kandillerine kadar şirke yer yok. Mesela bir kadın çocuğunu memesinden emsiriyor. İnek de darasını memesinden emsiriyor. Eşek de sıpasını memesinden. Git dağdaki tilki, çakal o da memesinden. Hiçbiri burnundan, kulağından, kuyruğundan emzirmiyor. Şimdi biri dese ki bizim işte Malatya'da ben pütür geleyim. Orada gördüm bizim inek kuyruğundan emziriyordu. Oradan bir diyor ben Mardin Nusaybinliyim diyor. Orada da bizim inek kulağından emziriyor. Biri diyor burnundan emziriyor. Ne oldu bak? Tevhid yara aldı. Sen daha bunu ispat edemezsin. Ama Allah bizi öyle bir imtihan etse patır patır dökülürüz. Çirkin yol olsaydı. Ya öyle bir şey olsaydı ya. Yok da bu kadar oluyor inkar. Değil mi abi? Ya biraz olsaydı. Ya biraz olsaydı. Adama diyorsun bak benim burnum burada seninki de burada. Yaratıcımız bir. Sordu mu bana diyor yaratıcı. Burnumu nereye koyayım? Avşağı mı? Sor. Vallahi böyle dedi bana. Dedim sorsaydı nereye koyardın? Durdu. Ya mesela. Mesela'yı bırak dedim burnuna yer göster. Nasıl burası? Koltuğun altına koysaydı alacak kaçırı. Bana bakalım ekşemiş mi kokmuş mu? Aşağı bir yere baldırına koysan dedi. Daha zor olur dedim. Bak dedim burnunun yeri iyi. Sakın küfür ne kadar zor değil mi? İman ne kadar kolay. Hiç yer. Evet abi şimdi. Aklına dedi ki gel beraber seyahate gideceğiz. Beraber gittiler. Birinci menzilde gördüler ki kainatı istila eden Allah Allah! Buyurun, koşun, koşun! Yer karışık. Yer var. Görmüyorsunuz, yer var aslında. Masanın altına bile girebiliriz. Girer. Yer karışık. Onu bir şey adama biraz girin. Nerelere girsin. Gel, gel. Bu kitapları okuyorsunuz, öyle bir yere attılar ki hapishanede. Abi bu kadar yok. Namaz kılıyorum, yani kılamıyorum namaz kılıyorum. Böyle bir yere attılar. Merdiven altında. Hep lezzet aldım ama. Tuvalete attılar. Zevk duydum. Neden? Çünkü ben oraya bu güzel şeyler için girdim. Kavga edip girseydim ya üzülürdüm. Beraber gittiler. Birinci menzilde gördüler ki kainatı istila eden dört hakikat-ı kutsiye vahdeti bedaat derecesinde istilzam edip isterler. Dört tane hakikat var. Bu dört tane hakikat illa kainatta birliği istiyor. Birlik her şeyde. Birinci hakikat uluhiyeti mutlakadır. Mutlak, ilah, sahip, yaratıcı. La ilahe illallah diyoruz ya uluhiyet. Evet,
nev-i beşerin her taifesi birer nevi ibadet ile fıtri gibi meşgul olması. Fıtri gibi meşgul olması. Nev-i beşerin her taifesi. Nedir? Ayakkabıcı, tersi, piteci, çorbacı, köfteci, efendim börekçi, çörekçi, hepsi bunlar ibadet ediyor. O ibadet onlar hep. Hepsi birer şeyle meşgul olmuş adam. Ben börek yemek istiyorum. Bana onun elinden börek gönderiyor. Maydanoz, roka, dereotu istiyorum. Adam maydanoz dikiyor, dereotu dikiyor. Domates, biber, acı biber, tatlı biber, dolmalık biber. Hepsini dikenler var. Karpuz, kavun, üzüm, portakal, mandalina. Bana Allah onları yedirecek ya, onların eliyle bana gönderiyor. Yoksa benim ne tarlam var, ne bahçem var. Hayatta domates de yiyemem, üzüm de yiyemem, karpuz da yiyemem, kavun da yiyemem. Değil mi Mehmet abi? Ama Allah bana yedirmesi için ruhiyet ya, onlara yaptırıyor. Adam diyor çarşıya çıkın, bir yorgan iğnesi al, olur hanım. Bir pakette yorgan ipliği al. Şimdi demiyor ya, yoktur çarşıda. Yorgan ipliği kim yapacak demiyor bak. Yapan var. Neden? Uluhiyeti mutlaka onu yaptırıyor abi. Aktif etmiş ki hayat. Evet. Madem ki uluhiyeti mutlakadır, sen her şeyini temin ediyor. Evet. Nev-i beşerin her taifesi birer nevi ibadet ile fıtri gibi, fıtri değil de gibi, fıtri gibi meşgul olması ve sairesi hayatın belki cemaatindeyim fıtri hizmetleri, tavuğu ki fıtri, meşbere yumurta yapacak, tavuğu kovsan da dövsen de yapacak, ineğin ki süt verecek, arının ki bal, fıtri o. Öbürlerinki fıtri gibi. Adam bakıyoruz 10 sene köftecilik yapıyor. Bu sefer bırakıyor. Mobilyacılık yapıyor. Benim vardı İzmir'dim. Mobilyacıydı adam. Sonra köfteci dükkanı açtı. Değiştirebiliyor. Ama bir tavuk yumurta yapmaktan vazgeçemez. Bir horoz ötmekten vazgeçemez. Bir inek süt vermekten vazgeçemez. Mecburen verecek onu. Anlıyorsun değil mi? Adın ne? Samet. Samet, Abdüssamet. Evet, birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kainatta maddi ve manevi bütün nimetlerin ve ihsanların her biri bir mabudiyet tarafından hamd ve ibadeti yaptıran bu nimetler bize ne yaptırıyor? Hamd yaptırıyor. Güzel tatlı bir kavun yiyorsa o çok şükür olsa ne kadar güzel olur. Yaptıran perestice ve şükre birer vesile olmaları ve vahiy ve ilhamlar gibi bütün tereşşutat-ı gaybiye ve tezahürat-ı maneviyenin bir tek ilahın mabudiyetini ilan etmeleri elbette ve herhalde bir uluhiyet-i mutlakanın tahakkukunu ve hüküm ferma olduğunu ispat eder. Onun sözü geçiyor. Madem böyle bir uluhiyet hakikati var, elbette iştiraki kabul etmez. Yani teşekkürü başkalarına vermeye razı değil. Ne diyoruz biz? Adana'nın karpuzu. Hayır, Allah'ın karpuzu. İzmir'in üzümü, kırk ağaçın kavunu, bilmem nerenin şeftalisi. Hep bak esbaba veriyoruz. Halbuki onlar hepsi Allah'ın. Yani Cenab-ı Hak başkasına teşekkürünü senin rıza göstermiyor. Bak geldik. Çünkü uluhiyete yani mabudiyete karşı ve uluhiyetle ve ibadetle mukabele edenler kainat ağacının en nihayetlerinde bulunan zişur meyveleridir. Zişur meyve kim? İnsan. Şuur yani düşünen. Düşünen meyve.
ve başkasının o zihşurları memnun ve minnettar edip yüzleri kendilerine çevirmesi. Hani şükrü Allah'a bırakıyorsun da ona yöneliyorsun. Ve görünmediğinden çabuk unutturulabilen, görünmediğinden, Allah görünmüyor ya, çabuk unutturulabilen hakiki mabutlarını onlara unutturması uluhiyetin mahiyetine ve kutsi maksatlarına öyle bir zıddiyettir ki her bir cihetle müsaade etmez Cenab-ı Allah. Unuttursa. Hiçbir cihetle müsaade etmez. Kur'an'ın çok tekrar ile ve şiddetle şirki ret ve müşrikleri cehennemle tehdit etmesi bu cihettendir. Cenab-ı Allah bu kainatı kendini tanıttırmak için yaratmış. Kendine ibadet ettirmek yaratmış. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُنْ Ancak bana ibadet edesiniz diye sizi yarattım. اِلَّا Başka bir ayet var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ دُونَ سَالِكَ Ben diyor şirkten başka bütün günahlar affeder. Elhamdülillah. Şirk hariç. Elhamdülillah. İnna Allah la yağfire en yüşeke bi ve yağfuru dune zalike. Dur onun altında ben. Şuraya bak ya. Ne kadar kötü bir şey değil mi? İşte üstadımız şirke düşmeyelim diye bu kitapları 6000 sayfa hep iman, hep iman, hep iman. Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır anlatmıyor. Namazın ehemmiyetini anlatıyor. Tevhidi anlatıyor. Allah'ın birliğini anlatıyor. Her şeyde bir birlik olduğunu gösteriyor. Ve bizi La ilahe illallah hakikatinin etrafında döndürüyor. Benim burnumda ne akıyorsa Trump'un burnundan da akıyor. O bile tevhid. Ne haber? Coşuyorum ya. Acayip coşuyorum. Acayip coşuyorum. İkinci hakikat. Birincisi neydi? Uluhiyeti mutlaka. İkinci hakikat. Rububiyeti mutlaka. Bu da rububiyet. Yediren, içiren, uyutan, büyüten, yaşatan rububiyet, Rab. Rabbil alemin diyorsa elhamdülillah Rabbil alemin. İkinci hakikat, rububiyeti mutlakadır. Evet bütün kainatlar, hususen zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda, her tarafta aynı tarzda iaşelerinde. Reis Cumhur'un hanımı doğum yapıyor, göğsünden memesinden süt geliyor. Dağda tilki doğum yapıyor, onun da memesinden süt. Fare doğum yapıyor, onun da memesinden süt. Hepsi süt. Hepsi de emiyor böyle. Ben de öyle emmiştim. Şu anda milyarlarca canlı anasını emiyor. Ne haber? Bu insan... Bütün kainata bakabildiği zaman çok harika bir şey çıkıyor. Tek genelleniyor değil mi? Ha? Tek bir tane hepsi aynı. Tabii. Yani bir taneye baksa diyor, öbürlerine bakamazsa o orada kurur diyor. Hı. Ya bak ne güzel yavrusunu emziriyor bu kadar. Ulan ne güzel var mı? Düşün bir sefer. Bütün kainattaki canlılar şu anda yavrusunu emziriyor. Ve gözükse. İnsanın dam tilkisine kadar. İşte diyor çok büyük bir şaşalı bir alem görünüyor. Şöyle bir düşünün şöyle. Milyarlarca canlı şu anda anasını emiyor. Ya bu kim durabilir bunun karşısına? Hangi iblis, hangi şeytan, hangi melun bunun karşısında durabilir? Besbete şüphe verebilir. Evet. Bütün kainatta
hususen zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinden her taraftan aynı tarzdan ve umulmadık bir suretten beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir desti gaybi görünmez bir el tarafından olan bu tasarrufa, bu tasarrufu am, umumi tasarruf elbette bir rububiyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat'idir. Kesin bir bürhan, kat'i, kat, kesmek ya. Ne kadar yol kat ettir şu kadar, kat. Madem bir rububiyeti mutlaka vardır, elbette şirk ve iştirakı kabul etmez. Çünkü o rububiyetin kendi cemalini, güzelliğini Cenab-ı Hak gösteren izhar ve kemalatını ilan. Allah kemalatını ilan etmek istiyor. Hiç bırakır mı seni ona ortak olasın? Ve kıymetli sanatlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri cüz'iyatta, yani bizlerde. Bir inek düşünüp de tevhidi göremez. Bir aslan, bir fil göremez. Cüz'iyat ne? İnsanlar, insanlar. Güneş göremez, semavat göremez. Tevhidi görüp de ilan edemezler. Sadece insan görüyor. Cinniler onlar. Evet, evet. Gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri cüz'iyatta ve zihayatta temerküz, merkezleşiyor. Ve içtima ettiğinden en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başıyla müdahale eden şirk o gayeleri bozar. Ve o maksatları haram eder. Dedi ki adam diyor, gel diyor Malatya'da ben gördüm. İnek diyor kuyruğundan emsiriyor. Öbür de ben de diyor Gaziantep'te gördüm, burnundan emsiriyor. Öteki diyor ya ben de gördüm, kulağımdan emsiriyor. E sen şimdi tak, nasıl burada ispat edeceksin ya, değil mi? Bozdu harami. Bozdu, sistem bozdu. Bozdu. Ve zihşuurun yüzlerini ve gayelerini, o gayeleri irade edenden çevirip, Allah Allah, esbaba saldığından ve bu vaziyet, rububiyetin mahiyetine bütün bütün muhalif ve adavet olduğundan, bak adavet, bir de düşman olacak Allah'a, olduğundan elbette böyle bir rububiyet mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez. Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı, belki hurufatı, hurufat harfleri ve heyatıyla mütemadiyen tevhide irşadatı bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Dün Osman Hoca bir ayet okudu da, ya diyor Rabbinize diyor ibadette şirk koşmayın, ortak koşmayın. Hafız mısınız? Yok. Bu da üçüncü hakikat. Hakikat-ı kemalattır. Kemalat. Yani her şeyin mükemmel olması. Harika. Tam yerinde olması. Bir adam sordu mu bana? Mükemmel olması. Al bu burnunu. Nereye koysak acaba? Nereye koysak acaba? Hiçbir yer bulamazsın. Gene getirir buraya koyarsın. Evet. Bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, harika güzellikleri, adilane kanunları. Abi hangi kanun bunlar acaba? Hani kanunları derken, yani yaşantı kanunları, emme kanunu, evet, uyma kanunu, değil mi? Adet olma kanunu. Doyma kanunu. Evet. Kanun. İlahi kanun.
işini yapmak da bir kanun. Girişler de buradan aynı yerden. Girişlerle çıkışlar hep aynı yerden. Kimde olursun, insan da olsun, köpek de olsun, sığır da olsun, eşek de olsun. Aynı yerden, aynı yerden çıkış. Girişler de çıkışlar da aynı yerden. Oho! Tevhid ya. İşemesi bile tevhidi gözdür. İstese ağzından da iş ettirir. Ya ne yapmaz ki ya iş ettirir. Düşünüyorum bazen ya diyorum. Eğer böyle tuvalete gitmek için amuda kalkmak lazım olsaydı. Kalkıyorsun, kıçını havaya kaldırıyorsun. Bir tanesi mide kapağı bozulmuş. Bir tek kokusu buradan geliyor. Allah Allah. Kapağın sağa gitmesi gerekirken. Onun şey. Görüyorsun. Tevhidi başka yönüyle yapmaz. Tevhidi mi ediyor başka noktadan var? Var da. Bu sefer böyle oldu. Evet. Ama çok ilginç. Olsun. La haya fiddin. Geçen gün Manisa'da böyle oturuyorum şeyde. Bahçede bir kardeş gelip alsa. Geldi bir köpek karşımda durdu. Durdu ama böyle çöktü böyle. Parkta mı? Parkta mı? Parkta mı? Cam dershanenin bahçesinde. Ha bahçesinde. Manisa'da. Ulan karşımda duruyor köpek. Ulan dedim bu hayvan bir şey gösterecek mi? Baktı mı dalgası önde sallanıyor. Şuna bana kızıyor ama. Biz evlenmeye razıydık. Ulan dedim bak Cenab-ı Allah bütün canlıların o cihazını bacak arasına koymuş. Değil mi? Hiçbirinin alnına koymuyor. Orada da değil. Orada da tabii abi. Daha konuşmuyorum. Bir gün arsa almıştık. Arsa. Orada bir ev yaptık falan filan. Bahçe yaptım filan. Bizim hanım da bana yardım ediyor filan. Yardım ediyor, taşları topluyor falan filan. Baktım bir, affedersin, böcek. Bok böceği. Şimdi iki tane yuvarlak bir tringa yapmışlar, meşe gibi. Onu götürüyorlar. Hanım dedim, gel buraya. Birisi sensin, birisi de ben. Bu da dedim dünya. Bu da dedim dünya. Bak biz dünyayı götürmeye çalışıyoruz. Allah, uyandım oğlum, uyandım. Ulan o kadar uğraşıyor mu? Taşları atıyoruz, otları yoluyoruz, bilmem ne, bilmem ne falan. Sonradan abi, güzel bir bahçe oldu. Harika bir bahçe oldu. Elhamdülillah yol geçti. Bahçeyi de aldı götürdü. Ben de vazgeçtim. Bahçeyi de sattım. Öyle yani. Ya. Çünkü bize değmez yani. Biz ne bahçe bulmuşuz burada. Ya. Yani bize yakışmaz. Ya. O gibi işlerle uğraşacak çok insanlar var. Ama bizim bak burada ne büyük bir bahçe bulmuşuz. Evet, ne güzel bir şey. Bizim vazifemiz o. Tabii ya. Yakışır mı bana yahu? Yakışır mı bana? Her an ölebilirim. Her an hayatım biter. Onunla benim hayatım biterse ne kadar yazık olur. Ama ben burada ölürsem iyidir yani. Değil mi ya? Aynen. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ya. Evet bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, harika güzellikleri, adilane kanunları, adilane, hakimane gayeleri, hakikat-ı kemalatın vücuduna bedaetle delalet ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden Halık'ın Cenab-ı Hakk'ın kemalatına ve o Halık'ın aile-i zişur olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir.
insanın da kemalatına. Bak şimdi, bir Abdülkadir Geylani'de ne kemalat var değil mi? Bir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da, bir Hazreti Ebu Bekir'de, bir İmam-ı Rabbani'de, bir İmam-ı Azam'da ne kemalat var? Bu kemalat onun kemalatından geliyor. Başka bir kemalat yok ki. Ona yakınlaştıkça, on demleri yaptıkça kemalatın artıyor. Bu da demek kainattaki bütün kemalat Cenab-ı Allah'ın kemalatının ispatıdır, görüntüsüdür. Madem kemalat hakikati vardır ve madem kainatı kemalat içinde icat eden Halık'ın kemalatı muhakkaktır ve madem kainatın en mühim meyvesi Ebu Arz'ın halifesi ve Halık'ın Cenab-ı Allah'ın en ehemmiyetli masnuğu ve sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikattır. Elbette bu gözümüzle gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı fena ve zevalde yuvarlanan ve neticesi olarak tesadüfün oyuncağı, tabiatın meravegahı, zihayatın zalimane mezbası, zişurun dehşetli hüsnügahı suretine çeviren ve asarı ile kemalatı görünen İnsanın en biçare, en perişan, en aşığı bir hayvan derecesine indiren ve Halık'ın aynayı kemalat olan bütün mevcudatın şehadetiyle nihayetsiz kemalat-ı kutsiyesini, kemalat-ı kutsiyesi bulunan o Halık'ın kemalatını setredip, yani örtmek, perde çekerek, bak perde çekiyor. Ne gibi? Adana'nın karpuz suyusu. Bak, hiç Allah'ın lafı geçmiyor. Adana'nın karpuzu, İzmir'in üstünde. Siirt'in efendim cevizi, Bursa'nın kestanesi, bilmem nerenin nesi. Bak hep Allah'a ne yapıyor? Allah'ın şeyini örtüyor, başkalarını çıkarıyor meydana. Halbuki onları veren Allah. Düşün bak, bütün ağaçların kökü nerede? Toprakta değil mi? Öyle diyeyim, adın ne? Soner. Toprakta. Aynı odun toprağı alıyor, şeftali olarak uzatıyor. Yanında bir odun daha var, o da alıyor, limon olarak uzatıyor. Öteki de alıyor, zeytin olarak uzatıyor. Öteki alıyor, kayısı, efendim, kiraz, vişne, Allah Allah, portakal, greyfurt, üzüm, muz, kestane, ceviz, fıstık, fındık olarak uzatıyor. Bak, şuraya bak Allah aşkına. Hiç böyle bir şey olur mu? Beklenilir mi? Beklenilir mi? Umulur mu? Ama oluyor. İşte bu insanoğlu çok zalim. Bunu görüyor ya senelerden beri. Oradan üzüm geliyor aynı yerden. Şeftali geliyor, kayısı geliyor. Bu normaldir diyor, oradan diyor. Ülfet ediyor. Ülfet demek alışkanlık. Yani alıştı artık, oradan geliyor ya. Düşünmüyor, bu nasıl geliyor? Çünkü geçen sene de gelmiştim. Evveli sene de gelmiştim. Onu böyle, sanki ağaç onu yapmaya mecburmuş, mecburen yapacakmış, onun üstüne hiçbir tefekkür etmiyor. Allah'a vermiyor. Ya bizim bir hocamız var kardeşim, Osman Hoca. Ben dedi bu kitapları okumadan, hafız adam, bir bahçeye girdiğim zaman hiç Allah aklıma gelmiyor. Nasıl bu nimetleri yaratmış, bu odunlarla bana gönderiyor diye hiç aklıma gelmiyor. Ne geliyordu? Bahçeci ne güzel yapmış, ne güzel sulamış, ne güzel çapalamış, ne güzel budamış, ne güzel ilaçlamış. Hiç bana bunları Allah veriyor diye ya, aklıma gelmiyor. Kesin ya. Hoca bu adam ya, hafız. Demek ki bu zat ne büyük bir hizmet yapmış ki bizim bakışımızı oralardan değil de Rabbimize müteveccih göstermiş. Ne büyük şeref değil mi?
Allah'ın armudu. Allah ile tanıştırmış bizi. Allah'la tanıştırıyor. Aranızı buluyor. Benim babam rahmetli şeydi. Kosovalıydı, Arnavut. Oğlum diyordu. Allah'la aranı iyi tut. İstersen caminin halılarını al götür. Ya baba diyor, nasıl olur? Oğlum siz cami Allah'ın şey demez. Bunu ben Kosova'da anlattım bir yerde. Dedi ki oradan biri, kardeşim o söz babanın sözü değil. O söz buranın. Bu havale onu öyle söyler. Senelerden beri tarihi bir sözdür. Ya sen Allah'la aranı iyi tut. Caminin kirimlerini götür sen. Bir şey demez. Camilerden ayakkabıları o yüzden çalıyorlar. Onlar başka. Onlar o caminin değil, senin ayakkabın. Gördün mü? Hemen kardeşim imdada yetiştirdim. Senin ayakkabın. Yarın burada yayın yapılıyor ya, yarın da derler bak caminin halısını helal saydılar. O yıkır parası. Ben anlatıyorum. Yani bu tabir... Bu tabir Kosova'da geçerli bir tabir. Yani meseleyi anlatmak için orada. Evet, evet. O şey değil, bir hakikat değil o. Tefsir. Evet. Ama abim bu insanı nasıl tarif ediyor? Filozoflar düşünen hayvandır, mücadele eden hayvandır. İnsanı hayvana indirmiş. Tabii. Şuraya bak yani. Tabii. Üstad nasıl anlatıyor insanı? Üstad diyor ki insan Allah'ın misafiridir. Hayvan nerede? Bu nerede? Hayvan da diyor, onlar da ne diyor? Ekonomik hayvandır diyor insan. Ne demek? Yani öküzün önüne atarsın otu, yiyeceği kadar yer, ötekisinin üstüne işer, yatar orada. Ya yarısını da yarın yerim demez. Ekonomik yok o. Ama insan işte maaşını alır, bir ay nasıl idare edeceğim? Ekonomik oluyor. Ya. Ama sonuna hayvan kurtulmuş değil mi? Ekonomik hayvandır diyor. Bak. Ondan sonra insan hayvanı natıktır diyor. Konuşan hayvan. Ondan sonra bu tarafa gele gele insan dik sürüngendir. Dik olarak sürünüyor. Yılan gibi değil. Ondan sonra insan politik hayvandır diyor. Bir gün mecliste bunu birisi söyledi. İnsan dedi politik hayvandır. Oradan çok yuh mu falan. O zaman dediler sen hayvansın. Evet ben hayvanım. Adam hayvan diyor. Rahmetli efendim Yüksel Ser'den geçti. Bir devre milletvekili oldu. Şimdi meclise diyor ki arkadaşlar bu gençliğe Allah'ı peygamberi tanıtmamız lazım. Eğer bir genç bir millet Allah'ını tanımazsa bizi hiç tanımaz. Bizi hiç tanımaz. Ondan sonra da yuhu şeriatımı getireceğim şu başlatan yuh çekmeye. Bu meclisin dedi yarısı hıyardır. Bu meclisin dedi yarısı hıyardır. Demin yarısı şey yaptı. Oradan şey dedi ki meclis başkanı Yüksel Bey şey yap, özür dile, hakaret ettin, özür diliyorum dedi. Yarısı hıyar değildir. Zaten yarısı. O sefer hıyar oldu. Üstad onu çok seviyormuş. Demiş bir oğlum olsaydı adını senden geçti koyacaktı. Yalnız sen demiş, şahıslarla uğraşma. Kafirler, münafıklar, zındıklar da. Bu İnönü'yle çok uğraşıyordu. Onu hep içeri atıyorlar. Evet. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine setreder, perde çeker. Kim? Tabiat, doğa. Netice-i faaliyetini ve hallakiyetini iptal eden şirk elbette olamaz. Ve hakikatsizdir. Şirkin bu kemalat-ı ilahiyeye ve imaniye ve kevniyeye karşı zıddiyeti ve o kemalatları bozduğu ikinci şuha risalesinin üç meyve-i tevhide dair
birinci makamında kuvvetli ve kat'i delillerle ispat ve izah edildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Dördüncü hakikat bitiriyor. Hakimiyettir. Hakimiyet. Her şeye hakim Cenab-ı Allah. Evet, bu kainata geniş bir dikkat ile bakan kainatı haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket. Belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Her şeyi ve her nevi birer vazifeyle musahharane meşgul bulur. Onlarla meşgul. Denizler, ırmaklar, nehirler. Velillahi cünüdü semavati vel arz. Semavat arzdaki askerler, ordular Allah'ındır diyor. Velillahi cünüd, asker demek. Velillahi cünüdü semavati vel arz. Ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre zerrat ordusundan bak. Ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından. Allah Allah. Ta yıldızlar ordusuna kadar olan cunud-u Rabbaniye'nin Rabbaniye'den o küçücük memurlarda zerreler. İşte elin kesiliyor, kan akmaya başlıyor. O gelenler antikorlar diyor. Orayı tamire geliyorlar. Nasıl burada su patlıyor? Kim geliyor? Suyla istigal edenler geliyor, kazıyorlar burasını. Boruyu bağlıyorlar, gidiyorlar. Elektrikler kesildi. Telefon ediyorlar. Elektrik şirketinden geliyorlar. Teli düzeltiyorlar. Elektrikler yanıyor. Burada da bir yer kesilince hemen oradaki vazifeliler geliyorlar. Oradaki kanı pıhtılaştırıyorlar. Yani akacak kanı durduruyorlar. Bir tane akıyor ama sonradan bakıyorsun pıhtılaşıyor. Değil mi? Vazifeli. Nebatat fırkalarından, hayvanat taburlarından, daha yıldızlar ordusuna kadar olan cunudu Rabbaniye'den o küçücük memurlar, zerreler. Allah Allah. Ve pek büyük o pek büyük askerlerle, askerlerden yani yukarıdaki hakimane tekvini emirlerin amirane hükümlerin hiçbir yıldız birine çarpmıyor. Şahane kanunların cereyanları dönme kanunu. Bazı yıldızlar var. Daha hızlı dönüyor, bazıları daha yavaş dönüyor. Öyle işte otobandan hızlı giden bir araba, yavaş giden arabaya ne yapar? Ne yapar? Bunlar çarpmıyor. Amirane hükümlerin, şahane kanunların cereyanları bedahetle bir hakimiyet-i mutlakanın, her şeye hakim olan bir zatın ve bir amiriyet-i külliyenin vücuduna delalet ederler. Yani böyle bir Allah var, böyle bir hakim var ki bunları birbirine çarptırmıyor. Mesela deniz mi geliyor, orada duruyor. Gidiyorsun oturuyorsun deniz kenarında. Halbuki su her tarafı işgal edebilir. Etmiyor. Onu orada dur. Tevkif ediyor, durduruyor. Ya. Madem bir hakimiyeti mutlaka hakikati vardır. Elbette şirkin hakikati olamaz. Çünkü لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı fesat çıkardı. Karışıklık olurdu. Değil mi ya? Gitsin doğum evinde bütün gelen çocukların kulakları aynı yerde, gözleri aynı yerde. Ama başka da olsaydı hocam işte, tamam diyor, ben bundan sonra dört kulaklı yapacağım. Veya kulaksız yapacağım diyor. Ama Adem babamız nasıl böyle gelmiş? Şimdi git o Adem oğlu da öyle geliyor. Adın ne? Ufuk.
Ufuktan bakıyoruz ya. Ufuk göründü. Öyle değil mi Bahattin abi? Kısma bana gözünü seveyim. Canım be. Maddemiz mi abi? Severim seni. Dua ediyorum sana. Çocuk çocuğuna. Keserim duayı. Geçenlerde yeğenime dedi, bak ulan dua ediyorum sana. Keserim duayı. Amma amca. Tehdit ediyorum. Sinek kanadından. Allah Allah. Ne diyor? Şuradan alayım ha. Ayeti, ayetinin hakikati katıasıyla ne demişti? Lev kâne fîhima âlihetüm. Eğer Allah'tan başka âliheler, ilahlar olsaydı lefesedetâ. Fesat çıkardı, kaçtıkları çıkıntı çıkardı. Ayetinin hakikati katıasıyla müteaddit eller, müstebitane bir ise karışsalar, karıştırırlar. Bir memlekette iki padişah, bir nahiyette iki müdür bulunsa insan bozulur, idare her cümerc olur. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar koca istatlı. Allah Allah. Hüceyrat-ı bedeniyeden tut, seyyaratın burçlarına kadar öyle bir intizam var ki zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Abi 75 senesiydi herhalde. Hacca gitmiştim. Hekimoğlu İsmail ders okuyordu. Cemaat da dinliyor. Kabe'ye karşı. Biz de dinliyoruz. Baktım geldi bir sinek kondu buraya. Hareket yapıyor. Kanatlarını böyle yapıyor. Başını böyle yapıyor. Hareket yaptı, yaptı, yaptı. Beni ağlattı. Diyor ki yani bak burası Mekke. Sen İzmirlisin. Bak İzmir'deki sinek nasıl kaşınıyorsa biz de burada böyle kaşınıyoruz. Kaşınması bile ait. Tevhidi gösterdi bana. Onun için bu sinekleri Allah çok yaratmış ki her yerde görelim diye. E inek olsa gidip oraya konamaz. Oraya konamaz. Ya, insan anlamak isterse bak, ne diyor? Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Birisi geldi bir dersimize, adam yeni getirmişler. Tabii dinledi falan. Dedi hocam bir sorun var, sevindim. Dedim ne soracak acaba, güzel bir şey. Hocam dedi, kadınların kaş aldırması dinimizdeki yeri nedir? Vallahi dedim kaş aldırmanın ne olduğunu bilmiyorum ama kaş yaparken göz çıkarmamayla. Adama bak ya. Ne soruyor Allah? Dünya helal. Nasıl bir yok? Adamın biri hocaymış. Tabii hükümete çattı galiba. İçeri atmışlar bunu. İçeride yatıyor şimdi. Sıkılıyor. Ya diyor birisi gelse de bir şey anlatayım bari. Tabi anlatmaya alışıyor. Neyse o anda birisi geliyor. Yeni bir mahkum geliyor. Zanlı, tutuklu. Bu adam da başlıyor, geçmiş olsun bana anlatıyor. İşte Allah, peygamber, din, iman. Adam böyle, öyle bir dinliyor ki gözlerinde yaşlar geliyor böyle. Oh be diyor, bulduk bir muhatap kendimize. Seviniyor. Neyse duruyor. Diyor maşallah. Çok güzel dinledin, anladın. Bak, ben senin ne dediğini anlamadım diyor. Hatta dinlemedim diyor. E ağladım diyor. Ha, geçen sene bizim bir keçi vardı diyor, öldü. Ot yerken çenesi böyle oynuyordu. Onun da sakalı var ya keçinin. Sen de konuşurken diyor, sakalın böyle oynuyor. O keçi aklıma geldi. Adam demiş işte ben şimdi hapishaneye girdim. Anlaşılmamak çok kötü hocam. Ne peygamberler ne çile çekmişler. Anlamamışlar hainler. Ya. Adama bakalım Allah aşkına. Aklı hayale gelmeyecek şey. Keçi demiş ot yerken çenesi böyle oynuyordu sakalı. Sen de konuşurken sakalım böyle oynuyordu. O keçi aklıma geldi.
Onun için ağladım demiş. Allah korusun. Allah bizi öylelerinden etmesin. Amin. Çok kötü. Hakikati katasıyla müteaddit eller müstebidane bir işe karışsalar, karıştırırlar. Bir memlekette iki padişah, hatta bir nihayette iki müdür bulunsa intizam bozulur ve idare hercümerc olur. Halbuki sinek kanadından daha semavat kandillerine kadar, hüceyrat-ı bedeniyeden daha seyyarat-ı burçlarına kadar Allah Allah. Öyle bir intizam var ki zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Hem hakimiyet bir makam-ı izzettir. Rakip kabul etmek o hakimiyetin izzetini kırar. Tabii ya. Veririm Allah sana hakimiyetimi. Evet, acısı için çok yardımcılara muhtaç olan insanın cüz'i ve zahiri ve muvakkat geçici bir hakimiyeti padişahlar. Hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki hakimiyet rakip kabul etmez. Bakıyor mesela, diyelim ki her zamanda her padişahı beğenmeyen insanlar vardır. Gayri memnun denir bunlara. Bakıyor bir oğlu var padişahın. Diyorlar ki babanı devireceğiz. Baban bu işi yapamıyor. Seni getireceğiz oraya. Padişah da bunu görüyor. Başkasını getiremezler. O sülaleden olacak. Hemen bakıyor ki o çocuk etrafında toplanıyorlar. Hemen onun işini bitiriyor. Boğduruyor, öldürtüyor. Kendi çocuğunu. Neden? Hakimiyet. Hakimiyet kabul etmez diyor. Rakip kabul etmez. Allah. Bir de bunu Allah'a düşün işte. Ha! Düşün yani. Allah'tan başka bir ilah, tabiatı sen ilah edinsen Allah bundan razı olur mu? Sana ne kadar Cenab-ı Allah yani gadap eder. Böyle bir aciz, böyle cüz'i bir hakimiyet için böyle yaparsa elbette bütün kainatı maliki olan bir kadir mutlak vakiki ve külli rububiyetine ve uluhiyetine medar olan kendi hakimiyeti kutsiyesine başkasını teşrik etmesi, iştirak ettirmesi ve şirke müsaade etmesi hiçbir cihette mümkün olamaz. Muhakkak İkinci Şua'nın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un birçok yerlerinde kuvvetli delillerle ispat edildiğinden onlara havale ediyoruz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha demen salavat. Vallahi rektefe oldum ya. Allah razı olsun. Çok lezzet alıyor.